Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Küba Cumhuriyeti Merkez Bankası arasında işbirliği anlaşması. Türkiye Cumhuriyeti adına Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu. Küba Cumhuriyeti adına Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve Planlama Bakanı Alejandro Gil Fernandez. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ile Küba Cumhuriyeti Ulusal Arşiv Kurumu arasında Ulusal Arşivler arasında işbirliği protokolü. Türkiye Cumhuriyeti adına Devlet Arşivleri Başkanı Uğur Ünal. Küba Cumhuriyeti adına Küba Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Alejandro Francisco Diaz Palacios. Türkiye Cumhuriyeti Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı ile Küba Cumhuriyeti Dış Ticaret ve Yabancı Yatırım Bakanlığı arasında mutabakat zaptı. Türkiye Cumhuriyeti adına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy. Küba Cumhuriyeti adına Dış Ticaret ve Yabancı Yatırım Bakanı Rodrigo Malmierca Diaz. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Küba Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı arasında diplomatik arşiv alanında işbirliği konusunda mutabakat zaptı ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Küba Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı arasında protokol konularında eğitim verilmesi maksadıyla mutabakat muhtırası Türkiye Cumhuriyeti adına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Küba Cumhuriyeti adına Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parilla tarafından imzalanacaktır. Anlaşmaların imza töreni sona ermiştir. Ortak basın açıklaması için sözü Sayın Cumhurbaşkanlarına bırakıyorum. Sayın Devlet Başkanı, değerli bakanlar, kıymetli heyet üyeleri, saygıdeğer basın mensupları, sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Küba'dan Türkiye'ye devlet başkanı düzeyindeki son ziyaret, devrim lideri Fidel Castro tarafından belediye başkanlığım döneminde İstanbul'da düzenlenen Habitat Zirvesi vesilesiyle 1996 yılında gerçekleşmişti. Ben de 2015 senesinde Küba'ya Türkiye'den Cumhurbaşkanı düzeyindeki ilk resmi ziyareti yapmıştım. Sayın Devlet Başkanı'nın ziyareti ülkelerimiz arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin
70. yıl dönümüne denk gelmesi bakımından ayrı bir önem taşıyor. Bu tarihi ziyaretin Türkiye-Küba ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası teşkil edeceğine inanıyorum. Sayın Devlet Başkanı'na ve heyetine bir kez de sizlerin huzurunda hoş geldiniz diyorum. Bu vesileyle Ağustos ayında Matanzas'ta meydana gelen patlamalarda ve Eylül ayında yaşanan kasırga felaketinde hayatını kaybedenler için taziyelerimi tekrar iletiyorum. Bildiğiniz üzere Latin Amerika ve Karayipler bölgesiyle ilişkilerimiz dış politikamızın temel sütunlarından birini oluşturuyor. Bölgedeki başlıca ortaklarımızdan olan Küba ile işbirliği ve dayanışmamızı artırmayı özellikle önemsiyorum. Son dönemde Küba'dan ülkemize yönelik üst düzey ziyaretlerin artmasından özellikle memnuniyet duyuyorum. Nitekim sadece bu yıl içinde Küba Başbakan Yardımcısını, Meclis Başkan Yardımcısını, Merkez Bankası Başkan Yardımcısını ve Turizm ile Enerji ve Madenler Bakanlarını ülkemizde ağırladık. Devlet Başkanı Sayın Díaz-Canel'le görüşmelerimizde Türkiye-Küba ilişkilerini tüm cepheleriyle ele aldık. İşbirliğimizi kuvvetlendirmek yönünde güçlü ve karşılıklı iradeye sahip olduğumuzu görmek bizleri ayrıca memnun etti. İlişkilerimizin gerçek potansiyelinin altında kalmasında Küba'ya yıllardır uygulanan tek taraflı yaptırımların etkisinin bulunduğu aşikardır. Değerli dostumla ticaret hacmimizi 200 milyon dolara çıkarma kararlılığımızı teyit ettik. Bu doğrultuda öncelikle enerji, turizm, inşaat, tarım, kalkınma, sağlık ve çevre gibi alanlarda mevcut işbirliğini geliştirme imkanlarını değerlendirdik. Yaptırımlardan kaynaklanan zorluklara rağmen firmalarımızın Küba'ya olan ilgisinin arttığını görüyoruz. Sayın Devlet Başkanı'nın Çin'i ziyaretinin ardından dönüş yolunda İstanbul'da iş dünyamızın temsilcileriyle yapacağı temasların ziyadesiyle verimli geçeceğine inanıyorum. İstanbul ve Havana arasında haftada 3 sefer düzenleyen Türk Hava Yolları, başta turizm olmak üzere ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerimizin her boyutuna önemli katkılar yapıyor. İnşallah önümüzdeki dönemde değerli dostumun da destekleriyle Türk şirketlerinin Küba'daki yatırımları daha da artacaktır. Gıda güvenliğinin küresel gündemin üst sıralarında yer aldığı bir dönemde TİKA'nın Küba'da tarımsal kalkınma alanındaki projelere sağladığı teknik desteği sürdüreceğiz. Türkiye ve Küba koronavirüse karşı kendi yerli aşılarını geliştirmiş sayılı ülkeler arasındadır. Bundan sonraki süreçte de ortak aşı yatırımlarına girmeyi ikili görüşmemizde de ele aldık. Güçlü sağlık altyapılarına sahip iki ülke olarak bu alandaki işbirliğimizi de çok daha ileri seviyelere taşıyacağız. Küba'nın Afrika başta olmak üzere gönderdiği tıbbi ekipler, sağlık personeli sayısının yetersiz olduğu ülkelerde adeta bir can simidi olmuştur. Türkiye'de, Afrika'da aynı anlayışla asırlar boyunca sömürülen bu kıtanın insanlarına yardımcı olmak için yoğun bir çaba sarf ediyor. Küba ile bu bağlamda Ekvator Gine'sinde ortak bir proje gerçekleştirmiş olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Sayın Devlet Başkanı ve heyetine huzurlarınızda ziyaretleri için bir kez daha teşekkür ediyor. Dost Küba halkına, şahsım ve milletim adına selamlarımı iletiyorum. Sayın Díaz-Canel'in ziyaretinin
bugün aldığımız kararların ve imzalanan anlaşmaların hayırlara vesile olmasını diliyorum. Birçok gracias. Estimado presidente Erdogan, deseo agradecerle a usted, a las autoridades gubernamentales y al pueblo turco por la cálida acogida y la hospitalidad que nos han dispensado desde nuestro arribo a Turquía. Hemos apreciado desde nuestra llegada los valores del pueblo turco, su rica historia y cultura. Ve imzalanan anlaşmaların hayırlara vesile olmasını diliyorum. Birçok gracias. Estimado presidente Erdogan, deseo agradecerle a usted, a las autoridades gubernamentales y al pueblo turco por la cálida acogida y la hospitalidad que nos han dispensado desde nuestro arribo a Turquía. Hemos apreciado desde nuestra llegada los valores del pueblo turco, su rica historia y cultura. Para nosotros, constituye un honor estar aquí y poder responder a la invitación que nos extendiera el excelentísimo presidente Erdogan para visitar su país. Es también una gran satisfacción realizar esta visita en el contexto de las celebraciones por el 70 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas que se han mantenido ininterrumpidamente sobre la base del respeto, la solidaridad y la cooperación en beneficio de ambos pueblos. Acabamos de sostener conversaciones oficiales con el presidente Erdogan. Ha sido un intercambio muy fructífero y alentador en el que hemos ratificado la voluntad de continuar fortaleciendo las relaciones políticas entre ambos países. Destacamos el buen nivel de diálogo en foros multilaterales y las oportunidades existentes para continuar promoviendo los intercambios en esos escenarios, así como entre nuestras respectivas cancillerías. En ese sentido, nos satisface que se hayan retomado con buen ritmo, luego de controlada la pandemia, las visitas de delegaciones gubernamentales, parlamentarias y empresariales en ambas direcciones. Aunque en los últimos meses se verifica una tendencia al aumento del intercambio comercial bilateral, coincidimos en las significativas potencialidades existentes para ampliar y diversificar las relaciones económicas, comerciales, financieras y de cooperación entre nuestros países. Ratifiqué al presidente Erdogan la disposición de Cuba de continuar trabajando de manera conjunta en sectores de mutuo interés como la biotecnología, las energías renovables, el turismo, la agricultura, la ganadería, la salud, la educación, el deporte y la cultura. En ese sentido, hemos reiterado la necesidad de dinamizar el trabajo del Comité Técnico para el Impulso de las Relaciones Económicas y Comerciales. Hemos evaluado de conjunto la posibilidad de constituir el mecanismo de la Comisión Intergubernamental para las Relaciones Económicas y Comerciales. En materia de la cooperación, trasladé nuestro agradecimiento al presidente Erdogan por el apoyo de la Agencia de Cooperación y Coordinación de Turquía en la realización de proyectos conjuntos en Cuba, en la agricultura y otras áreas prioritarias. Coincidimos en las amplias oportunidades existentes para continuar impulsando la colaboración en beneficio de nuestros pueblos y de otros pueblos del mundo, como fue el caso de la iniciativa triangular desarrollada por nuestros países y Guinea Ecuatorial para enfrentar la pandemia de COVID-19 en esa nación africana. Agradecí en nombre de nuestro pueblo el apoyo de Turquía al reclamo de poner fin a la política de bloqueo económico, comercial y financiero que los Estados Unidos imponen a Cuba, lo que apreciamos y valoramos altamente. Un momento especial de las conversaciones oficiales fue rememorar la visita a Turquía en 1996 del comandante en jefe Fidel Castro, en ocasión de su participación en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos Habitat II,
que tuvo por sede Estambul. Igualmente, recordamos con mucho agrado la visita del presidente Erdogan a La Habana en 2015 y sus conversaciones con el general de ejército Raúl Castro Ruz. He formulado una invitación al presidente Erdogan para que realice una visita oficial a Cuba cuando su agenda se lo permita. Será acogido con toda la hospitalidad que merece. Concluiremos nuestra visita con mucho optimismo en el futuro de las relaciones entre Turquía y Cuba y una absoluta confianza en que continuarán fortaleciéndose y ampliándose en beneficio de ambos pueblos. Muchas gracias. Değerli arkadaşlar, şu anda soru alma noktasında böyle bir hazırlığımız yok. Sadece sizleri selamlayacağız ve ondan sonra ikramımızı yapacağız.